Eksi 3 bölü 4 radyanlık açının birim çember üzerindeki bitim noktasının koordinatlarını bulacağız. Tabi bu radyanı direkt göremiyoruz. Tabi ben yaparım da yani şey olarak görme açısından. Mesela pi bölü 4 45'tir. 45 ile 3 çarparak eksi 135 çıkacak mesela bunun cevabı. Biz hemen bulmaya çalışalım şimdi. Şöyle bulalım. Derece çevirip böyle bir bulacaktım. İşte pi yerine 180 yazdım. Eksi 3 çarpı 180 bölü 5 oldu. Burada 180 ile 4'ü sadeleştirebiliriz. 4'e böldük. 4'e böldük. Eksi 3'ü yazdım başa. 184'e bölünce ne yapar? Yarısı 90, diğer yarısı 45'ti. Demek ki 45 gelecek. Burada ne yaptı? Eksi 135. Demek ki eksi 3 pi bölü 4 radyanlık açı 130, eksi 135 dereceye eşitmiş. Eksi olduğu için saat yönünün neciz aynı yönde gitmemiz lazım. 135 de zaten 90'dan büyük. Demek ki şurada bir yere denk geliyor açı. Yani açı nereden başlayacak? Tabii ki yine x ekseninin koluyla başlayacak. Yani o x ekseniyle başlayacağız. Ama saat yönü nedir? Yönüyle aynı. Neden? Negatif olduğu için. Şu açımız işte eksi 135'tir. Bunları öğrenmiştik. Negatif yönler, negatif açılar. Bu şekilde. Demek ki bizim tam açının bittiği nokta burası. Yani pardon, şu bizim çemberindeki şu nokta yani. Bizim açımız bu kadar. Ne yaptık? Bu açıdan böyle çizdik. Şöyle bir yarıçap çizdik. İşte bu yarıçapın bizim çemberle kestiği yer var ya. Orası bizim bitim noktası oluyor. Bitim noktasından bahsetmişti ya. Bu bitim noktasına karşılık gelen koordinatları bulacağız. O da nasıl olacak? Tabii ki yine x eksenine şöyle bir tane dik ineceğiz. İşte buraya dik inebilirsiniz. O da önemli değil. Yani şöyle çizebilirsiniz. Onu demek istiyorum. Böyle bir imkan da var. Ben fark etme ikisi olabilir. Ben burayı çizdikten sonra şöyle dik üçgen diyorum. Dikiniyoruz ya ondan dolayı. Tabii eksi 135 o halde geriye şu aradaki açı ne yapar onu bulabilirsiniz. Sizce o açı ne kadardır? Yani şu açıyı istiyorum. Şuradan şurası. Bu açı yeşille gösterdiğim açıyı istiyorum. Burası kaç derece sizce? 5 değil mi hocam? Efendim? 45. Evet doğrudur. Çünkü neden? 135 zaten burada var. 10, 45 de burada var. Toplam 180 yapar. Doğru. Bu yeşil olan açı 45 olduğu için o halde bize burası lazım. Yani bu açının koordinatları lazım diyelim. Şimdi 45'i buldum. Ne yapacağım? 45. 45 90 üçgeni vardı. Yine 9. sınıfta bilmemiz gereken bir üçgen. Şöyle bir üçgen çizelim. Evet. Şimdi burası 45 derece tabii. Bundan dolayı burada 45 derece. 45, 45, 90 üçgeni buydu. Şimdi bizim şurası maviyle çizilen birim çember ya. Burası mavi olan çizgimiz 1'dir. Şöyle 1 yazıyorum. Demek ki şurası 1 birim. Burası 1 ise diğer kenarlar nasıl hesaplanıyor? Hatırlayan var mı bilmiyorum ama. Kök 2'ye böleceğiz. Yani şu eğer 45, 45, 90 üçgeninde hipotenüs verilmişse biz bunu kök 2'ye böldüğümüzde bu kenarlar bu. Yani 1 bölü kök 2 burası. Yine şu dik kenar eşit olduğu için bu da 1 bölü kök 2'dir. Yani şunlar şu eşit zaten. İşte bizim buradaki şu kırmızı olan çizgi nedir uzunluğu? 1 bölü kök 2'dir. Ben de şekilde şu yeşille çizdiğimde yine 1 bölü kök 2'dir. Bunların uzunlukları eşittir yani. Şimdi şu siyah olan noktayı yazacağım. Yani koordinatlarını. Şöyle yazalım. X'ten ne gelir kızlar? X demek şu. X demek şu mesafe. Yani şu mesafe ya kızlar. Şuralar lazım bize. Şu mesafe zaten şuna eşit gördüğünüz gibi değil mi? Yani 1 bölü kök 2 yazıyorum. X'ten bu gelecek. Tabii öndeki işareti yazmıyorum şimdilik. Dursun. Söyleyeceğim biraz sonra. Virgül. Y yazacağız. Virgül. Y nedir? Yani şu mesafe lazım bize. Değil mi bu kez? Bu mesafede şu karşıda kırmızıyla aynıdır. Yani kırmızı mesafe ne kadar? 1 bölü kök 2.
Bunu da buraya yazıyorum. Yani şuradaki dikey olan y'yi verir. Yatay olan da neyi verilmiş? Apsisi veriyormuş. Şimdi bölgeleri öğrenmiştik. Bölgede işaretler vardı. Üçüncü bölgede işaretler nasıldı? İkisi de eksi değil miydi? Evet. Eksi ve eksi. Demek bunların önünde eksi olması lazım. Yani bu noktanın koordinatları eksi 1 bölü kök 2 ile eksi 1 bölü kök 2. Tabii şıklara baktığında böyle bir şey göremiyorum. Neden? Adam burada kare kökleri vardı. Hatırlarsanız 9. sınıfta eşleniyle çarpma olayı vardı. Burayı eşleniyle çarparsan eksi kök 2 bölü 2 gelecek. Virgül. Bunda paydasını genişletir. Yani hatırlarsan şöyle kök 2 falan yazıp genişletiyorduk 9. sınıfta. Şunu mesela kök 2 ile genişlettim. Evet, burası ne yaptı? Genişletince eksi kök 2 bölü 2 yapar. Virgül, yine bu da aynı şekilde eksi kök 2 bölü 2 yapar. Cevap o halde hangi şık neredeyse Edirne. Şu yani doğru cevabımız. Bunu da böyle yapıyoruz. Evet, önce açının yerini tespit etmemiz lazım. Yani hangi bölgede. Ondan sonra esas şurada oluşan x ekseninin yaptığı açı önemli şurası. Dikkat edin, şurası değil. X ekseninin yaptığı açıyı buluyoruz. Bu açıdaki oluşan, zaten burada genelde hep özel üçgenler oluşuyor. 30, 60, 90, 45, 45, 90. Yani ikisinden biri gelecek mecburen. Yani diğerlerine gelir ama biz lisede diğerlerini anlatmıyoruz. Yani onları bilmiyor daha doğrusu. Özel üçgenlerin dışında başka bir üçgen gelmiyor. Yani sizin bileceğiniz 30, 60 ve 45, 45, 90 üçgenini iyi bilmeniz lazım. Çünkü burada hep bunlar oluşuyor ikisi. İkisi derken ikisinden biri olur, gelebilir yani anlamda. Evet, soru soran var mı? Benim var hocam. Efendim? Şimdi biz kök 2 ile neden çarptık onu anlamadım ben. Çünkü burada kök paydası kök yani şu. Biz şimdi burada kök 2'li bir şey, paydaya bakarsan kök 2'li bir şey var mı şey başkanında? Yok hocam. İşte bunun cevap şıkkı kök 2'li olma, paydası kök 2'li olmadığı için onun bir durumu daha var. Paydayı rasyonel yapmak diye bir şey vardı okul sınıfta. Paydayı rasyonel yapmak için de eşleniyle çarpıyordu. Eşleni demek işte kök 2 ise kök 2 ile çarpıyoruz. İşte mesela kök 2 eksi kök 3 ise bunun artısı ise çarpıyorduk. Hatırlasana 9. sınıf konusunda. Köklü sayılar. Yani paydayı kökten kurtarmak için çarptık. Aynen aynen doğru. Paydayı kökten kurtarmak. Yani baksana hepsinin paydası neydi? Tam sayı gördüğün gibi. Evet, dediğin gibi paydayı kökten kurtarmak için yapılan işlem yani burası. Şu kısım. Evet, başka sorusu olan var mı? Yoksa geçelim mi? Geçtik diğer sorumuza o halde. Ne diyor? Açılarının kaç tanesi bitim kenarı koordinat düzleminin üçüncü bölgesindeymiş? Bununla biz bulmamız lazım. Üçüncü bölgeye denk gelen. Yani şu bölgeye gelmesi lazım. 5 pi bölü 4 mesela. Bunu şey yani ben şöyle düşünüyorum da 5 pi bölü 4 ya 5 pi bölü 4. Şöyle düşünebilirim değil mi? 5 pi bölü 4. Şimdi şunun 45 olduğunu ben biliyorum. Bunları daha önce gördüm. Çünkü 184'e basın 45. 5 tane ne yaptık? 45. 5 tane 45'i bulacağız. Şimdi şöyle 2'ye bölersek 45 bu, 45 bu. 2 tane 45. Böyle böldük. 3, 4 tane. 4 tane yani tam ortadan bir. Yani 90 ya. Değil mi? Şurası diktir. 2'ye bölünüyor. 45, 45. 1, 2, 45. 2. 3. 4. Burası ne oldu? 3 tane, 4 tane oldu. Bir de tam şuradan çizersek 5. 45. Tam 3. bölgeye denk geliyormuş. Şu 3. bölgeye gelen bir açı. Böyle düşünülebilir. Ya da işte hesaplarsanız 45 illa benim yaptığım gibi değil de burası ne yapar? 225 yapar değil mi? 5 tane 5 tane 45'in 225 yapar. 225 nereye gelir diye düşünürsünüz. Yani bu 45 aklınıza yatmadıysa dersiniz ki ben buradan başlarım. Buraya gelirsem 90. Buraya gelirsem 180 olur. Hala 225'e ulaşmadım. Bir 45 daha gidersem şöyle değil mi? Şuradan başladık. Buraya gelince 225 olur. İşte o da gerçekten 3. bölgeye gelen bir açıdır. Doğru mu? Doğru. O zaman şuna artı koyduk. Geldik şuna. Yani ikinci açımıza. Bunu düşünelim. 26 pi bölü 26 pi bölü 3. 26 pi yerine 180 yazdım bölü 3.
26 çarpı ne yapar? 60 yapar. Burada işte 3, burası 360'tan çok büyük bir sayı. Bunun içindeki 360'ları bulmamız lazım, atmamız lazım. Evet. Nasıl yapalım? 360. Ya da çarpacağız. Tekrar 360'a vereceğiz. O da olur. Kaç kere kızar? Aslında burada ne var? 26 tane 360 var. Ben 26 tane 60 var ya. Ben 360 oluşturmam için şöyle yazılabilir mi? Nasıl düşünelim diye düşünüyorum da 6 6 6 şöyle ben bir 6 yazayım. 4 tane 6 ne yapar? 24. 2 tane de burada kalır. Şöylece böyle düşündüm. Şimdi bu 60'la şuradaki 6'ya çarparsam 360 gelmez mi kızlar? Şu daha hani burası toplam 26 yaptı dikkat ederseniz. 60'a çarparsam bunları tek tek. Burası 360 yapar. O halde bu gidecek. Çünkü sıfırlıyor ya. 360 derece sıfır gösteriyor. Ondan dolayı. Bu da gider. Bu da gider. Bu da gider. Ne kaldı? 2 kaldı. 2 tane ne yapar? 60'ımız 120 derece yapar. Yani bu buna denktir. Öyle diyeyim. Eşit değil de. Yani 120 dereceyi gösterir. Yani bu açının esas ölçüsünü bulur. Öyle diyelim. Hani esas ölçüsü neydi? Eğer 360'ı geçiyorsa 360'ın katlarını atacağız. İşte ben burada atma yöntemi böyle yaptım tabii. Çarpardım sonra bölerdim. Yine bulabilirdim onu. Ben böyle düşündüm. Daha rahat görmek için. Yani daha da rahat gördüm daha doğrusu. Ben kendim için konuşuyorum. Şimdi o halde 120 derece. 120 derece nereye denk geliyor tabii ki? Yine şuradan başlayacağız. 90 şu an zaten. 30 daha gidersem değil mi? Buraya gelirim. Demek ki 120 derecenin bitim noktası, bitim kenarı buraya denk geliyor. Bu da üçüncü bölge değil, ikinci bölge. Demek ki bu bizim cevabımız olamaz. Bu gitti. Eksi pi bölgeye geldim. Eksi pi bölge nedir? Eksi pi bölge ben daha önce size söylemiştim. Şu taraftan yani negatif yönden başlayıp bu tarafa yani negatif yönde gitmem lazım. Saat yönünde. O zaman buradan buraya gelmek eksi, bu da 90 da hatırlıyor muyum? Evet. Pi bölge 90. O halde eksi 90 demek istiyor. Eksi 90 tam nedir? Şu çizgi üzerindedir. Yani üçüncü bölgeye girmez. Tam eksen üzerindedir. O halde bu bizim doğru cevabımız olamaz. Yani üçüncü bölgeye girmedik. Sınırda kaldı yani. Şu sınır var ya orada. O da, onu da geçtik. Geldik 890'a. 890 içinde bunun işte tabii esas ölçüsünü bulmak lazım. İçindeki 360'lar atmam lazım. Bunun içinde iki tane 360 var. 720 yani iki tanesi. Çıkaralım ne gelir buradan? Evet. 170. Evet. 170 geldi. 170 nerede? Onu düşünmemiz lazım. 170'te tabii ki yine şuraya geçemez. Yani şurada bir yerde. Değil mi? 170. 170 pardon. Yani ikinci bölgede değil mi kızlar? 170. Evet hocam. Bu da gitti. Eksi 110 demiş. Eksi 110 tamam. Şurada 90 zaten. 10 kaç derece? 20 derece daha gitmem lazım. Şöyle diyeyim. Şurası işte şuradan itibaren şöyle gösteriyorum. Burası eksi 110 derecedir. Ve üçüncü bölgeye girmiştir değil mi gerçekten? O halde bu doğrudur yani bizim için istenendir. Geldik şuna. Eksi 49 pi bölü 8 demiş. 18 demiş pardon. Bunun esas ölçüsünü yine bulmamız lazım. 49 pi bölü 18. Şimdi ben bunu hatırlarsan pozitif, negatif olanları pozitif olarak düşündüğümü söylemiştim. Ben bunu şu anda pozitif olarak bunu kabul et. Daha sonra hesaba katacağım eksiyi. Bunu siliyorum. Şimdi burada 18'e böl 49'dan küçük olan ve 18'e bölünen kim var? 36 mı var kızlar? 36 18'e bölünür. Geriye ne kalır burada? 36'dan sonra 49 çıkarırsam 13. Kaç? 13. Yanlış mı? Doğru doğru 13 doğru. Bu geldi doğru. Şunlar sadece işte buradan zaten 2 pi geldi. Artı 13 pi bölü 18. Burada bak 12 pi'nin tam katı geldiği için bu tamamen gidecek. Yani sıfırlayacak. Cevabımız esas ölçümüz yani 13 pi bölü 18. Tabi burada yine göremiyoruz. Onun için derece çevirmem lazım. 13 çarpı 180 bölü 18 diyelim. 18'e sadece işte 100 sıfırın tabi orada duruyor. Bu da ne yapar? 130 yapmaz mı kızlar? Yani esas ölçümüz 130 geldi. Tabi bizim neydi işaretimiz? Negatif ama biz hep eksiden yola çıktık. Yani bunun cevabı önüne eksi getireyim. Yani bunların önüne eksi getirsen şu anda bizim cevabımız eksi 130.
Eksi 130 bizim şu açının esas öz. Eksi 130 da negatif yönde gidelim. Orayı bir vuralım. Neresi olduğunu görelim. Nereden? Şuradan yine başlıyorum. Saat yönünde gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Buraya kadar 90. Ne yapmam lazım? Daha gitmem lazım. 40 daha gidiyorum. Şurada bir yere biter değil mi? Evet. Eksi 130 da burada bir yerdedir. İşte bu da 3. bölge denk geldi. O halde demek ki bu da bizim cevabımıza giriyor. Demek ki 3 tane 3. bölgede olan nokta varmış. Yani bitim kenarı olan. Ve bunun cevabı da buydu kızlar. Evet, burada artık şeyler var, testler. Bunları size bırakıyoruz. Diğer föye bakalım. Yani biz kaçıncı föydeydik? Şu an nereye yazıyordu? Sanırım. Evet, ikinci föydeyimizi 3'e geçirdi o halde. Üçüncü föye bir bakalım ne var, ne var? Buradan geçiyor galiba. Evet, üçüncü föy. Evet, üçüncü föy de burası. Büyütüyoruz. Tamam. Evet, üçüncü föye bakalım ne var, ne yok burada da. Trigonometrik 3 demiş. Trigonometrik fonksiyonları bilim çember yardımıyla açıklar. Trigonometrik fonksiyonlar arasındaki temel özdeşlikler ile sinüs ve kosinüs fonksiyonunun özelliklerini öğreneceğiz demiş. Evet, sinüs ve kosinüs fonksiyonu 0 ile 2 pi arasındaymış alfamız olmak üzere. X ekseni ile alfa açısı yapacak biçimde birim çember üzerinde bir P noktası alalım. P noktasının absisine alfanın kosinüsü denir ve kos alfa ile gösterilir. P noktasının ordinatına alfanın sinüsü denir ve sinüs alfa ile gösterilir. Ne demek istiyor burada? Birim çember herhalde şurada göstermiş bunu. Burada göstermiş, evet. Birim çemberimiz var. Birim çemberde işte şu ekseni biz kosinüs ekseni diyoruz. Y ekseni sinüs ekseni diyeceğiz. Öyle mi demişti burada da? Tabii ondan bahsetmemişti. Hapsinden ona demiş, tamam. Yani olay şu aslında. Buradaki işte birim çember üzerinde işte şurada OP ne var? Bir yarıçapı var. Tabii burada bir açı oluşmuş alfa derecelik. Bu alfa derecelik açı neyi lazım? İşte kosinüs ve sinüsü nasıl bulunuyor? Yani bir açı verince bu açının kosinüsünü ve sinüsünü bulacağız. Diyor ki birim çember olduğu için diyor ve şu yatay olan eksen adı kosinüs ekseni. Dikey olan adı sinüs ekseni. Bunları iyi bileceğiz. Bunlar önemli. İşte burada dikindiğinde şurada oluşan OH uzunluğu kalemi geçelim. Evet, şuradaki OH uzunluğu şu mesafe diyor. Evet. Burası bizim için kosinüs değeridir açının. Alfanın şu açının kosinüs değeri buradır. Diyor ki bundan sonra yine bu dik üçgen oluştu ya, buradaki şu dikey olan da sinüs değeri. Tam burada sinüs alfa demiş ya. Şu mesafe pH uzunluğu sinüs alfaya eşittir. Evet. Açının böyle bir açı verdiğinde şu yatayda oluşan, yani kosinüs ekseni üzerinde oluşan şu uzunluk bizim için kos alfa, şu da sinüs alfaymış. Yani gördüğü gibi P noktasına ne yapmışlar? Absisine kos alfa, zaten şuradan gelir kos alfa. Şu ordinatta, ordinat demek Y demek. Y'ye sinüs alfa yazmışlar. Yani bunu böyle düşüneceğiz. Bu kural önemli. Bunu yapacağız. Bakalım sorudan yapacağız. Şimdi böyle bir şey yazın. POH dik üçgeninde Pisagor bağıntısı yapılıyor. Yani şundan bahsediyor. Pardon, gitmişim. Şuradan bir geri gidelim. Şuraya gördük mü kızlar? Burada dik üçgen var ya. Dik üçgende şöyle ayrı çizgiye kurursam ben. Önemler. Bak şöyle kapalı. Üçgen yani. Evet, şu üçgeni buraya alın. Burası alfaymış. Şimdi şu mesafe bizim için nedir? Şu mesafe kos alfa burası. Şurada sinüs alfa. Yani şu dik üçgeni buraya taşıdım sadece. Şimdi burada bir zaten. Değil mi? Birim çember yarıçap birdir. Şimdi burada kos, biz Pisagor teoremini biliyoruz. Nedir? Pisagor teoremi. Yani şu dik kenarların karesi, yani kosinüs x'in karesi alfanın karesi sinüs x'in karesi eşittir ne olmalı? Birin karesine eşit olmalı değil mi? Pisagor bu. Tabii biz bunu böyle yazmıyoruz. Şöyle de yazabiliyor. Yani
kafanız karışabilir ama şu kareyi biz S'nin üzerine yazacağız. Cos diye kare, S'nin üzerine kare yazmak da aynı şey. Yani şununla şu aynı şey kızlar. Artı sinüs kare de yine sinüsün tam N'nin üzerine kare yazacağız. Ve X yazıyoruz. Biri karşı bir. İşte gördüğü gibi bir renklem. İşte bu renklem de çok önemli. Sinüs kare X artı kosinüs kare X işte bir. Bunu sürekli kullanacağız. Bunu iyi bilmeniz gerekiyor. Nereden geldiğini anlatıldı yani. Bilim çemberdeki olaydan geliyormuş. Yani şurada parantez dışında kare yazmakla kosinüsün üzerinde kare yazmakla aynı şeymiş. Bunları da öğrenin. Bunlar da yazılım olarak farklı şeyler ama yani farklı görünüyor ama aynı şeyler. Bunu söylemiş olduk. Şimdi bakalım adam ne yapmış orada. Şunu yazmış. Şimdi şunları söyleyeyim. Biz şu anda şunu bulduk değil mi kızlar? Yani kos kare A. Orada X mi demiştik alfa mı? Evet, X dediniz hocam. Ha, alfa doğru. O zaman biz hatalı yazdık. Şunlar alfa kızlar. Açımız alfa ya. Ve X diye düşünmüşüm. Şu alfa açıya, yani buradaki açı neyse onu yazmak lazım. Bu da alfa tabii. O zaman şu da alfa. Şu da alfa. Açıya bağlı yani. Açı neyse onu yazmak lazım. Dikkat etmek lazım. Bu böyle. Bunu bulduk. Bir de altta şeyler vardı. Formüller. Diğerleri yani. Biz şu anda şunu bulmuş olduk. Şunlar nereden geldi onu da açıklayalım. Hani şuradaki ne diyelim şunu kos kare alfa yalnız bırakacağız burada kızlar. Kos kare alfa yalnız bırakırsam ne yapar? Sin kare alfa'ya karşı yatmam lazım. O da eksi diye geçer. Yani bir eksi sin kare alfa yapar değil mi? Şunda evet. O da buradan geldi. Şu nereden geldi? Bu da bunun diğer şekli. Yine aynı şu denklemden ne yapar? Bu kez sinüs kare alfa'yı yalnız bırakıyorum. O halde bir eksi şu kos kare alfa diğer tarafa attığım için eksi geçer. O zaman bir eksi kos kare alfa gelir. Bu da buradan geldi. Ne diyor? Burada elde edilir dedi. Tamam. Burada x eksenine yani kosinüs ekseni. Ben başta söylemiştim. İşte kosinüs ekseni demiştik. Y ekseni sinüs ekseni burada önemli dedik. Ve ne demiş? Burada şu önemli. Kosinüs alfa bir açının kosinüsü eksi 1 ile artı 1 arasındadır. Yani kosinüsün değeri 2 çıkamaz. Bunu demek istiyorum. Ya da eksi 1,5 gibi bir şey olamaz. Çünkü şöyle bakacak olursak bunun sebebi niye? Aslında bilim çemberi üzerinde anlaşıyor. Bilim çemberi üzerinde anlaşıyor. Çünkü şurada değişiyor değil mi? Bak buradan başlıyor. Gidiyor. Değil mi kızlar? Nerede? Tam burada bitiyor. Daha dışarı çıkamıyor. Çünkü bilim çemberde oluşan şuradaki oluşan açılar nedir? Hep burada değişir. Dışına çıkamaz. Yani tam sınır noktalar burası. Burası kosinüsün en küçük değeridir. Burada kosinüsün en büyük olduğu yer. Yani kosinüs eksi 1 ile artı 1 arasında değişiyor. Benzer şekilde sinüs de yine eksi 1'den başlar. Gelir. Büyür yani sıfıra ulaşır. Sonra gider ne yapar? Tekrar 1'e ulaşır ve biter. Demek ki sinüs eksenindeki oluşan noktalar eksi 1 ile artı 1 arasında olduğu için bu da burada bitiyor. Evet, demek ki sinüs de eksi 1 ile artı 1 arasında değiştiğini öğrenmiş olduk bu şekilde şekil üzerine. Yani şunu da söylemiş olduk. Olduğundan kosinüs ve sinüs alfanın ve kosinüs alfa sinüs alfanın en büyük değeri 1'dir, en küçük değeri eksi 1. Zaten bunu da söylemiş olduk. Evet, geldik örnek 1'e. Ne demiş? O merkezi birim çember. Tamam, yarıçap 1'miş, buna dikkat. Birim çember. Evet. 20 derece şurada bir açı verilmiş. Bir de T açısı şurada 50 verilmiş. Tamam. PT noktalarının koordinatları aşağıdan hangisinden? Bunun koordinatları ne sormuş? Kolay, zor değil. Ne yapacağız? Biraz önce öğrendik aslında. Ne yapacaksınız kızlar? Şuradan P'den bir tane dikineceğiz aşağı. Dikindiğimde dik üçgen. Burada bir tane dikelim. Şöyle. Burada dik üçgenler oluştu. Biz demiştik ya biraz önce. Şu mesafe bize yani şu OA uzunluğu var ya bize neyi verir kızlar? Kosinüs değerini yani burası kosinüs 20'ye eşittir. O halde P noktasının demek ki apsisi neymiş? Kosinüs 20'ymiş. 20 derece yani. Bunu bulduk. Şimdi şu siyah olan çizim yer var ya PA uzunluğunda sinüs. Hani burası buna karşı şöyle uzatın sinüs eksenine karşı geliyor. Şu da sinüs değeridir. Onu da şöyle yazalım.
Şu PA uzunluğumuz neymiş? PA pardon, A değil de şöyle H diyelim de. Çünkü A biraz daha çemberin A noktası tam şeyin çemberin üzerinde. Dikince şurada küçük bir mesafe oluşuyor. Ona dikkat edelim. Ben o dikindiğim yere H diyelim. H diyelim böyle konuşalım. O zaman OH uzunluğu OH kosinüs 20 eşittir ve apsistir aynı zamanda. Şu yeşille çizdiğim PH da nedir? Dik olan yer sinüs 20'dir. Demek ki ben buraya gelip sinüs 20 derece yazıyorum. Evet, demek ki P noktası buymuş. P noktası olan böyle bir şey olan var mı? Var şu. Şu yanlış değil mi kızlar? Hani kos 20 önce geliyor, ona baktım. Şurası doğru. Şu yanlış gitti. O zaman B şıkkını sildik. Buna bakalım doğru mu? Doğru. Şu yanlış. Bu gider. Şu doğru mu? Bu da gider. Çünkü şunun aynısı olacak ya. Demek ki ya C şıkkı ya da A şıkkı doğru cevabımız. Şimdi ondan ne alacağız? Hocam sinüs 20'yi nereden bulduk? Efendim? Sinüs 20'yi nereden bulduk? Hemen gösterelim. Şurayı görüyor musun? Evet hocam. Alfa ise karşısındaki kenar sinüs alfa. Şurası kos alfa. Buradan geliyor yani. Dik üçgen, bilim çember tabii, dikkat. Bilim anladım çember. Da 20'yi nasıl bulduk yani? Açı 20 verilmiş ya bize, görmedin mi orada? Orası kosinüs değil mi? Şu açıyı göreyim mi? 20'yi gördün mü şurada küçük? Kırmızıyla göstereyim. Orası kosinüs değil mi işte? Hayır, o açı ayrı bak, dikkat. Açımız bu. 20 derece açımız şu yatay olan uzunluk var ya OH. Burası kosinüs 20 değeri. Yani açımız burası. Kosinüs 20 OH uzunluğu. Anlıyor musun acaba? Açıyı gördüm. Şu yay olan yer açı 20. Kosinüsü anladım ama sinüs 20'yi anlamadım. Yani 20 nereden bulduk? O kosinüsün 20'si değil mi? Hayır, bu şu açı neyse sinüsü yine oradan buluyorsun. Yani şu açı yine değişmiyor. Şu 20 olan açı yine aynı. Yani açılar değişmiyor. Sadece sen dikeye bakın yatay. Dikey olanın adı neymiş şuradaki dikey? Sinüs yatay olana biz kosinüs diyoruz. Dikey her zaman sinüs oluyormuş. Yatay kosinüs. Açı da değişmiyor yani 20. Buraya da geliyor, buraya da geliyor. Yani ikisine geliyor yani o 20. Mesela şunu düşünelim. Buradaki tabii açı 50'yi düşünmeyeceğiz. Şimdi buradaki esas ölçümüz neresi, ona bakalım. Şimdi esas ölçü kızlar önce yani bitim, hani biraz önce yapıyorduk ya bitim noktası. Biz buradan başlayacağız açıya. Dikkat, buradan geleceğim. Açı burada bitecek. Doğru mu? Benim açım bu. 50 değil, dikkat. Bu açı bizim açımız. Bu açı ne kadar? Onu kim söyleyebilir? Buradan buraya 180 ya kızlar, tamam. Yani şuradan şu noktadan başladım. Geldim. Şu 130 mu? Doğru. Evet, 130 derece doğru. Evet, 130 işte, biz bu 50 değil de 130'a, yani hep 130 üzerinden konuşacağız. Yani açımız 130 şu anda. Evet, açımız 130. Şuradaki mesafe o zaman, şuna da mesela K dersem, OK uzunluğu bizim açımızın kosinüs T'dir. Yani ben buraya ne yazıyorum OK'ya? Kosinüs 130 yazıyorum. Şu esas yani bizim açımızı bulduk ve bunu ne yapıyor? Kosinüs yatay olan kosinüs diye kosinüs. Buraya yazıyorum. Sinüs de neyse tabii ki şurası bizim. Şu TK uzunluğu da nedir? Sinüs 130 derecedir. Bu sırayı yazacak. Demek ki T'nin koordinatları o halde, önce tabii apsis yazdığı için kosinüs 130 yazacağız. Virgül. Şurada bizim işte sinüs ya da ordinat değerimiz. Bu da sinüs 130 yazacağız. Yani bu cevap nerede var? Ceyhan. Ceyhan da var değil mi? Bunlar böyle düşünüyor. Evet. Var mı sıkıntı? Herhalde var gibi, konuşan yok. Bilim çember kıza düşündüm. Mesela 270 şey 200 210 diye düşündüm. 210 nerede? Şurada bir yerde değil mi kızlar? Buradan buraya gelmek 210 derece değil midir? Doğru mu? 210 dereceyi burada bir yerde işaretleriz. Şimdi şunun neyini bulacağım? Sinüs ve kosinüs değerini nasıl buluyormuşum? Şuradan dikiniyorsun. Şuradan dikinebilirsin. Ya da şurada dik üçgen olsun zaten. Sonra diyorsun ki şu mesafe, bak buradaki buna
Şöyle göstereyim çizgiyle değil de. Yani şöyle taraya bak. Şu taradığım yeşil yer var ya. Merkezden başlayıp şu dik üçgen tam bittiği yer var ya. Orası bizim işte kosinüs bu nedir yeşille taradığım yer? Yatay olan her zaman kosinüs ya bu eksinin adı. Kosinüs ne adı? Kosinüs alfa. Kosinüs 120 yok şey 210. Yani açımız belli ya. Alfa şu anda açımız 210 olduğu için kosinüs 210 yazdım. Şu dikey olan var ya şuradaki de. Şu dikey olan şurası. Bu da bizim nedir? Hani dikey eksenin adı neydi? Sinüs ekseni. Bu da bize neyi veriyor? Sinüsü veriyor. Yani ben buraya ne yazacağım? Sinüs 210 derece yazıyor. Demek ki şu noktanın koordinatları ne? Şu kırmızı olan noktanın koordinatları. Önce kosinüs her zaman yazıyor. Kosinüs 210 virgül sinüs 210 demektir. Ya bu da böyle düşünecek. Evet. Geldik buna. Aşağıda trigonometrik ifadelerin değerlerini bilim çemberi kurarak bulalım demiş. Bilim çemberi zaten burası. Evet. Burada 5,5 rakam var. Sıfır diyor. Sıfır nerede? Bizim sıfırımız tabii ki tam nerede? Şuradadır. Bak burada ne var? Açı böyle dönüyor, tamam mı? Böyle hayal etmek lazım. Böyle dönüyor. Ben şu an neredeyim? Sıfırdayım. Gördün mü? Burası. Bu sıfır tam bittiği yer. Gördüğü tam bura değil mi? Sıfır. Açısı burada. Bittiği yer bura. Buranın koordinatları da zaten bu değil mi? Bir de sıfırdır. Şu var ya. Biz birinci bileşene birinci bileşen neydi? Kosinüstü. İkinci bileşen de sinüstü. Demek ki şu A noktasının birinci bileşeni bir olan yer kosinüs sıfır eşittir kızlar. Kosinüs sıfır neymiş o halde? Birmiş. Yandaki ise sinüs sıfırdır. Sıfır derece yani. Demek ki kosinüs sıfırımız neymiş bizim için? Var mı öyle bir şey? Burada var. Kosinüs sıfır o halde bizim için bir kızlar. Neden anlıyormuşum? Buradaki apsisten. İkinci bileşende sinüs sıfırdır. Bu da zaten sıfır olduğunu görüyor şuradan. Bunlar tamam. Geldik burası. Burada pardon ya bitti. 90'a geldik değil mi? Şu anda açım neredeyim ben şu anda? Şöyle göstereyim o zaman. Şurada yarı çap var ya, dönüyor. 90'a geldim değil mi? Şimdi bu 90'ın evet. Koordinatları lazım. Zaten belli koordinatlar gördüğü gibi yazmışlar. 1, sinüs 1. Süremiz bitmek üzere de. Şurası bizim için birinci bileşen. O halde kosinüs 90 kızlar. İkinci bileşende sinüs 90. Açımız 90 yani. Bu da pi yani. Pi 1 pardon. İkisi 90 yani onun için. O zaman sinüs 90 ne yapar burada? Sinüs 90 buradan 1 olduğunu görüyorum. Kosinüs 90 0 olduğunu görüyorum. Bu da tamam. Geldi biz 180 var mı? 180 değil. Açımız gelmiş. Yani şurada dönmüş. Buraya gelmiş. Bunun koordinatlarını görüyorsunuz zaten. O halde birinci bileşen bizim için nedir? Kosinüs 180'dir ya da pi'dir öyle diyelim. 180'de yazabilirsiniz. Şu ikinci bileşen de sinüs pi'dir. Demek ki kosinüs pi'miz burada nedir? Şu eksi 1'miş. Sinüs pi de nedir? 0'mış. Bunu da söyledik. Geldik diğerine. Yani buradaki açımız yine döndü geldi. 270'te durdu. Ve burada oluşan koordinatlar şunlardır. Şu iki tanedir. Bunları söyleyelim. Birinci bileşen nedir? Birinci bileşen kosinüs 3π/2'dir. Diğeri de sinüs 3π/2'dir. Demek ki kosinüs 3π/2 sıfırdır. Yani şu sıfırdır. Şu da eksi 1'dir. Değil mi? Şuradan anlaşılıyor. Diğerini hemen söyleyelim, bitirelim. Süremiz çünkü bitmek üzere zaten. Şöyle geldi. Şuraya geldi zaten. Burada oluşan A noktası da 360'a denk geliyor. Şu A dediğim yer nedir kızlar? A dediğimiz yer kosinüs 360 ya da kosinüs 2π'dir. Şu ikinci bileşen de sıfır olan yerde sinüs 2π'dir. Bunları da söyleyelim. O halde şura nedir kızlar? Sıfırdır. Şurada 1'dir. O halde bugünlük bu kadar diyelim. Çünkü süre bitmek üzere. Daha sonra biz burada kalalım. Evet. Bundan sonra buradan devam edeceğiz inşallah. Evet, iyi akşamlar diyorum hepinize. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar hocam.